Para bağlayıp geçide salarsınız. Hayda! Kıyafetlerimizi giydirin bunları. Bize kurduğun tuzakları, yaptığın hainlikleri, obaya saldığın fitnelerin hesabını vereceksin. Beyim, bu bitmek bilmeyen cenk hali belimizi büktü. Esnafın ahalinin ahvalini kimse sormaz oldu. Söğüt'te de durum aynı. Nikola yeniden saldırır deyu, halk ne mal tutar ne tahıl biriktirir. İvedi bir sulh gerek. Lakin Osman Bey'im varken bu mümkün değil. İmdi de Y hatunla başımız derde girdi. Anadolu'dan gelecek Zayde'de kesilirse oraya mal veremezsek açlıktan ölürüz. Bizden çare bulmamızı mı istersiniz? Çareyi siz bulamazsınız. Biz nereden bulacağız beyim? Beyimiz Ertuğrul Gazi'ye danışın. Ertuğrul Bey'im sihhatte olaydı, ahvalimiz böyle mi olurdu beyim? Mühür kimdeyse Süleyman odur. Mühür ondayken bize ne yapmak düşer? Savcı Bey, doğru söyler. İşlerin yoluna girmesi ve Osman'ın buna taş konmaması için yeni bir bey seçilmesi icap eder. Emmi, Allah gecinden versin. Babam vefat etmeden böyle bir işe girişmek hata olur. Bilesiniz, Osman da buna karşı çıkacaktır. O vakit bu haklı bir karşı çıkış olur. Tarafını seçesin Gündüz Bey. Tarafını seçmeyen bir tek sen kaldın. Hali anlamadınız değil mi? O vakit diyeyim. Ben Ertuğrul Gazi'nin tarafındayım. Çok şükür o hayatta olduğu sürece de beylik lafını dahi duymak istemem. Ah savcı. Beni ağabey yerine koymayıp hala Osman'la didişirsiniz. Lakin bilesiniz, iki tarafa da uymayacağım. Ben babamın yanında olacağım. Vakti geldiğinde o kimi, neyi işaret ederse sonuna kadar da onun yanında olacağım. Usta annemle. En azından tarafını belli etti. Siz de tarafınızı belli edesiniz kardeşler. Bitmek bilmeyen bir cengi mi istersiniz? Yoksa büyüyen ve zenginleşen bir obay mı?
Osman ve Bamsı Beyler bunu affetmezler. Bamsı Bey'le ben konuşacağım. Beni sever, dinleyecektir. Dinlemek zorunda. Beni öldürecek kadar akıldan, izandan uzaklaşmış olamazsın Osman. Beni öldürürsen sadece Yeyhat'ı değil, tüm Türk beyleri, beylikleri sana düşman olur. Benim ne edeceğimi sen merak etme. Sen vereceğin hesabı düşün önce. Hepsini bağlayın. Kumral Aptal. Osman Bey. Bu deli olana iyi bakasın. Ondan bir umudum vardır. Ağır olasın Kumral Aptal. Merak etmeyesin. Gerisi bizdedir. Demek senin sırrın da çözüldü. Beceriksiz. Yavlak Arslan'ın burada ne işi var? Demek Mönke'yle Cerkutay'ın gizli orta Yavlak. Boyundan büyük işlere kalkıştı desene. Şimdi ne yapacağız? Yavlak kazanacak. Osman kaybedecek. Çoban oğullarıyla Geyhat'ı birbirine girecek. Hadi gidelim Yavlak'ı kurtaralım. Sonra da Osman'ın ciğerini sökelim. Hain olduğunu biliyordum. Targun! Gel bakalım asi kız! O kağıdı yuttuğunu gördüm. Elimden kurtulamayacaksın. Kim bilir Osman Bey'e ne yalanlar etti. Osman Bey'in gül gibi hatunu varken sen ne karışırsın? Aa! 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 Aa!